Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine basamak kavramı konumuz ile devam ediyoruz. Ve bu videoda ÖSYM tadında bir testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım şimdi. Her birinin yüksekliği 18 birim olan 7 kutunun 5'i kalınlığı ihmal edilen ve zemine paralel yüzeye sahip masanın üzerinde, İkisi masanın altında ve zemin üzerinde çekirdek gibi konumlandırılmış. Masa yüzeyinin zeminden yüksekliği 2 basamaklı BA sayısı, zemindeki ve masa üstündeki en tepede yer alan kutuların en üst yüzeyleri arasındaki uzaklık ise 2 basamaklı AB sayısıdır. Buna göre masa yüzeyinin yerden yüksekliği kaç birimdir demiş. Yani buradaki uzaklığı sormuş. Şimdi şöyle desem, buradaki kısım mesela şunlar 18, 18, 36 gelecek. Üstüne şu kadarlık bir boşluk gelecek, ona da X desem. O zaman 36 artı x değerimiz BA 2 basamaklı sayısına eşit olacak. Daha sonra buradaki x ile masa yüzeyinin üstünde de 5 tane bu kutudan var. 18 çarpı 5'ten 90 artı x de AB 2 basamaklı sayısı olacak. Şimdi burada x'leri tek bırakırsak BA eksi 36, x eşittir buradan da AB eksi 90. Bu iki ifadeyi birbirlerine eşitleyelim. BA eksi 36, AB eksi 90 geldi. 90'ı karşı tarafa alırsak eksi 36 artı 90'dan 54 geldi. BA'yı da diğer tarafa alacağım. AB eksi BA. Şimdi burada 10A var. Burada eksi 1A var. 9A geldi. 1B var. Eksi 9B var. Direkt şöyle eksi 10B var. Direkt eksi 9B oldu. Buradan da 54. 9 parantezine alırsak 9'lar da sadeleşir ve A eksi B değerimiz 54 gelir. Şimdi biz BA 2 basamaklı sayısını arıyoruz. Buna göre bunlara değer yazacağız. Şimdi buradaki A eksi B değerimiz, pardon, 54 değil, sadeleştirdik. A eksi B değerimiz 6. Buna göre değer yazacak olursak, mesela A'ya 9 yazabilirim, B'ye 3 yazabilirim. A'ya 8 yazabilirim, B'ye 2 yazabilirim. 7 yazdığımda 1 gelebilir. 6'ya 0 diyemem. Çünkü BA'da 2 basamaklı sayıydı. 0 şeklinde başlayan bir 2 basamaklı sayı olmaz. AB 2 basamaklı değil, bizden BA 2 basamaklı sayısını istemişti. O zaman şöyle olabilir. Sayı 39 olabilir, 28 olabilir. Buradan da 17 olabilir. Dolayısıyla da buradan doğru cevabımız 39 geliyor. İkinci soruda AB ve BA 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB ile toplamda BA sayısını veren sayılara simetrik ek denir demiş. Örnek olarak da mesela 37 sayısı 36 ile toplandığında 73 elde edildiğinden 36 sayısı 37 sayısının simetrik ekidir. Bize simetrik eki 45 olan kaç tane doğal sayı vardır diye soruyor. Şimdi mesela bir tane AB sayısı alacağız. AB sayısının simetrik eki olması için AB'yi 45 ile topladığım zaman cevabım BA gelmesi lazımmış. Bu 45'in şu an simetrik eki 45 olan sayı AB sayısı. Bu AB'den kaç tane var onu bulmam gerekiyor. Şöyle desek, buradaki AB'yi karşı tarafa atarsak BA eksi AB 45'e eşit. 10B var, eksi 1B var, 9B geldi. 1A var, eksi 10A var, eksi 9A geldi. 45'e eşit. 9 parantezine aldık. B eksi A sayısı 45. Sadeleştirdiğimiz zaman da B eksi A sayısı 5 geldi. Bunu sağlayan değerler için ne yazabiliriz? Mesela 6'ya 1 diyebilirim. 7'ye 2, 8'e 3, 9'a 4 diyebilirim. O zaman buradaki bizim aradığımız zaten AB sayısını arıyorduk. AB sayısı ne olabilir? 1'e 6 yani 16, 27, 38 ve 49 olacak şekilde 4 tane burada simetrik eki 45 olan doğal sayı bulmuş oluruz. Üçüncü soruda bir caddenin bir kenarında yan yana sıralı binaların her birinde ardışık tam sayılar biçiminde numaralar verilmiş. Bu cadde üzerine Ahmet'in oturduğu binanın numarası 4AB, Şerif'in oturduğu binanın numarası AB4. Ahmet ve Şerif'in binaları arasında 53 tane bina olduğuna göre Ahmet'in bina numarası Şerif'inkinden daha büyük olduğuna göre demiş. Şimdi arasında da 53 tane bina var. O zaman şöyle desek, Şerif'in oturduğu bina AB4. Arada mesela şöyle diyelim, bununla bunun arasında 53 tane bina varsa ben buradakine 54 eklemem lazım ki bunu elde edeyim. Arada zaten 53 var, bir de bir de daha ekleyeceğim. Yani ben buradaki bina numarasına 54 eklediğim zaman bunu buluyorum. O zaman Şeref'in binasının numarasına 54 eklediğim zaman Ahmet'inkini bulacağım. Yani 4AB'yi bulacağız. Şimdi şöyle diyelim, buradaki AB4'ü karşı tarafa alalım. 54 eşittir. Burada 4AB eksi AB4 geldi. Çözümleyelim şimdi bunu. 400 artı 10A artı 1B. Yüzler basamalı bir A var. Önünde eksi olduğu için eksi 100A eksi 10B ve eksi 4 eşittir. Burada da 54 geldi.
400 eksi 4'ten 396, eksi 100a artı 10a'dan eksi 90a, eksi 10b artı b'den eksi 9b eşittir 54 oldu. Daha sonra bunları karşı tarafa alalım, 54'ü bu tarafa alalım. 90a artı 9b eşittir 396 eksi 54 diyeceğim. Buradan 9 parantezine alırsak 10a artı b çıkardığımız zaman da 2, buradan 342 geldi. Topladığımız zaman rakamlar toplamı 9'un katı olduğuna göre 9'a tam olarak bölünüyor. O zaman hemen 342'yi 9'a bölelim. Buradan 3 defa gelecek, 27 geldi. Kalanımız 7, 72'de de 8 defa var. Sadeleştirdiğimiz zaman 10A artı B sayısı 38. O zaman A sayısı 3, B'de 8 olursa 38 gelir. A ile B'nin çarpımını istediği için de cevabımız 24 geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda bir petrol istasyonundan alınan iki alışveriş fişi gösterilmiş. Toplam tutar ve para üstü değerleri birer ondalıklı sayı ifade ettiğine göre hangisi doğrudur? Şimdi burada 47, AB alınmış. Ödeme bu kadar, para üstü de bu kadar demiş. Şimdi o zaman ben 47AB ile 47,AB ile 2,BB'yi topladığım zaman 50 TL olacakmış. Daha sonra burada da aynı şekilde 92,AC ile 7,BA'yı topladığım zaman da 100 TL olacak. Şimdi şöyle söyleyelim, burada 47,AB sayısı mesela burada tam kısmını düşünecek olursak aslında buradaki ifadelerimizde B mesela burada nerede? Normalde burası birler basamı, burası onda birler basamı, burası da yüzde birler basamı diyoruz. Yani buradaki değerimizde A çarpı normalde mesela 40'ı biz şöyle açıyoruz. 40 çarpı 4 çarpı 10, burası 7 çarpı 1. Buradaki A sayısı neyse A çarpı 10 üzeri, burada normalde mesela 10 üzeri 0 geliyor. Burada da 10 üzeri eksi 1 artı B'nin olduğu yerde 10 üzeri eksi 2. Bununla aynı şekilde bunları toplayacağım. B yine 10'da birler basamında. B çarpı 10 üzeri eksi 1. B çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunların toplamları gelecek. Yani A bölü 10 artı B bölü 100 artı B bölü 10 artı B bölü 100 geldi. Bunları topladığım zaman 2B bölü 100 var zaten. Burada da paydaları 10 olduğu için A artı B bölü 10. Ve bu ifadenin şimdi burada 47 vardı. Tam kısımları topladığımız zaman 49. O zaman bu ondalıklı kısımların toplamı 1 olmalı ki toplam 50 gelsin. Şimdi bunun paydası 10'du bu arada. Tekrar bunu 10 ile genişlettiğimiz zaman 10A artı 10B artı 2B sayısı bölü 100 eşittir 1 geldi. 100 ile çarptığımız zaman biz bu ifadeyi şöyle gelecek. 10A artı 10B artı 2B 100'e eşit. Burada 10A artı 12B var aslında, eşittir 100 geldi. A sayısı ve B sayısı için mesela 100'e yaklaşabilmemiz için burada tam kısım mesela birler basamağı 0 olacak şekilde B'ye 5 dersem 60 olur. A'ya 4 dersem 40 olur ve toplamları 100 gelir. O zaman B sayısı A'dan büyük. B 5, A'da 4. Bunları bu şekilde bulduk. Aynı şekilde buraya bakalım. AC'ye de baktığımız zaman yine aynı şekilde A 10'da birler basamağında, yani A bölü 10. C yüzde birler basamağında C bölü 100. Artı B yine 10'da birler basamağında olduğu için B bölü 10. A yüzde birler basamağında olduğu için de A bölü 100 geldi. Ve bunların toplamı 92, 99, bu virgüllerin o zaman toplamı da yine 1 olacak. Şöyle toplayalım. A artı C bölü 100. A artı B bölü 10 eşittir 1. Yine payda eşitledim. 10B artı A artı C 100'e eşit olacak. Buradan 11A 10B artı C eşittir 100. Şimdi zaten değerlerini biliyorduk. A değerimiz 4'tü. 44 geldi. B değerimiz 5'ti. 50 geldi. Toplamları 94 oldu. C'nin de o zaman 6 olması lazım ki toplam 100 gelsin. Dolayısıyla C değerimiz o zaman bunlardan büyük. Yani C büyüktür. B büyüktür A. Ve cevabımız buradan E şıkkı geldi. Beşinci soruda TET'ye hazırlanan iki arkadaş bir deneme sınavından sonra yaptıkları ikişer basamaklı olan net sayılarını kağıda önce çok yapanı sonra sağ yanı az yapanı olacak şekilde demiş yazarak 4 basamaklı bir sayı elde ediyorlar. Mesela burası AB ise burası CD olsun ve 4 basamaklı sayı da ABCD şeklinde gelsin. Elde edilen bu sayıdan netler toplamı çıkarıldığında demiş. Yani ABCD sayısından netler toplamı, yani AB ile CD'nin toplamı çıkarıldığında 3465 gelmiş. Buna göre elde edilen, buna göre demiş, daha az net yapanın net sayısı kaç farklı değer alır? Yani CD'yi soruyor.
Şimdi burasını çözümleyelim. 1000A artı 100B artı 10C artı D. Eksi burada da 10A var artı B artı 10C artı D. Eksiyle dağıttığımız zaman eksi 10A eksi B eksi 10C eksi D geldi. Eksi D ile artı D toplamı gitti. 100A eksi 10A'dan 990A. 100B var eksi B'den artı 99B. 10C'ler de gitti ve bu ifade 3465'e eşitmiş. 99 parantezine alırsam 10A artı B değeri 3465 geldi. Bölelim. 3465'i 99'a böldüğümüz zaman 3 defa gelecek. Buradan 27, 29 geldi ve kalanımız da buradan 16'dan 7'yi çıkarttık. Burada 9, 3'ten 9 çıkarttık. 40, 49 geldi. 5 ile de yine aynı şekilde indirdik. Burada da 5 defa gelecek. 495 kalanımız 0 oldu. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 10A artı B değeri 35. A sayısı 3, B sayısı da 5 geldi. Buna göre şimdi A sayısı 3, B sayısı 5 olduğuna göre CD'nin alabileceği değer bundan küçük olacağı için 34 olabilir. Ve en küçük iki basamaklı sayı olarak da CD'nin alabileceği değer de 10 olabilir. Şimdi az net yapının sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. 34'ten 10'a kadar değer alabiliyor. Yani 10 ve 34 de dahil olduğuna göre kaç tane değer vardır dersek terim sayısından şöyle diyorduk. Son terim, eksi ilk terim artı 1. Buradan da 25 farklı değer alabileceğini buluyoruz. 6. sorumuza bakalım şimdi. AB iki basamaklı sayısının rakamlarının arasına x rakamı gelirse elde eden 3 basamaklı sayı ile şöyle diyelim AB burada x geldi araya A, X, B oldu. Bu şekilde 3 basamaklı bir sayı ile soluna x rakamı gelirse demiş. Soluna geldiği zaman da X, A, B oldu. 3 basamaklı sayı arasında 269 doğal sayı var. Şimdi buradaki o zaman şöyle diyeceğim. Buradaki sıralamayı da vermiş bu arada. X, A, B şeklinde sıralama verdiğine göre bu sayı bundan daha büyük. O zaman X, A, B'den A, X, B'yi çıkarttığım zaman aradaki fark 269'muş. Burada 100X var. Burada eksi 10X var. Direkt 90X geldi. Burada eksi 100A var. Burada artı 10A var. Eksi 90A. 1B, eksi 1B var. B'ler gitmiş oldu. 269. 90 parantezine alırsam X, eksi A. 269 oldu. Daha sonra burada sadeleştirsek bize de şunu söylemiş bu arada. AB artı BX yani bunlar bu arada iki basamaklı sayıdır demiş. A onlar basamında 10A, B onlar basamında burada da bir onlar basamında var 11B artı X'in toplamı en çok kaç olabilir demiş. Şimdi bu arada biz buradaki değeri 269 dedik ama yine arasında demiş aslında bize. Yani bununla bunun arasında 269 tane sayı var. Ben bunu çıkarttığım zaman o zaman aslında şöyle diyeceğiz. Büyük sayıdan küçük sayıyı direkt çıkarttığımız zaman direkt 70 kalacak. Yani 260 değil. Toplamda bununla bunun arasındaki fark 70 aslında. Çünkü arada 269 var bir de kendisi var. Çıkardığımız zaman burası 270 geliyor. Orada bir hata yaptık. Şimdi 90 ile 270 sadeleştirdiğimiz zaman x eksi a değerimize buradan 3 geldi. Burasını tekrarlıyorum. Arasında 269 tane dediği için mesela şöyle olmuş olsa 1 ile 4 arasında 2 tane sayı var. Ama biz ne diyoruz? 4'ten 1 çıkarttığımız zaman 3 geliyor. Yani bunun bir fazlası kadar geliyor. O yüzden 269'a 1 ekleyerek yazdım. Bu şekilde x eksi a 3 geldi. Şimdi yazabileceğimiz sayılar bize de en çok değer için demiş. O zaman x'e yazabileceğim en büyük buradaki hatta a'ya ve b'ye olabildiğince en büyük sayıları yazmam lazım ki bunların katsayıları daha büyük. Ne yazabiliriz? Mesela x'e 9 yazsak a'yı en fazla yazabileceğim zaten 6 olur. 9 eksi 6'dan 3 gelir. Bunun dışında yazdığımız zaman x'e sonuçta 10 diyemem. 9 ve 6 yazdım. Şimdi buradaki değerimizi yerine yazarsak 10A demişti. 10 çarpı 6. 11B demiş. Şimdi X değerimiz 9. A değerimiz 6. B'ye de en büyük 5 yazabilirim. 11 çarpı 5 artı X değerimiz de 9'du. Yani 60 artı 55 artı 9 geldi. Buradan 60 artı 64'ten de cevabımız 124 oldu. 7. soruda AB, BA, AA ve BB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere demiş. Sayı doğrusu üzerinde AA noktasındaki karınca ok yönünde BB noktasındaki yuvasına giderken uzun kenarları AB ve BA birim olan dikdörtgen engellerin çevresinden dolandığı için yolunu 64 birim uzatmış oluyor. Şimdi bunların da iki basamaklı doğal sayılar olduğunu söylemiş. Dikdörtgen engeller olmasaydı karıncanın yuvasına gitmek için yürüdüğü yol kaç birim olurdu diye soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki değerde mesela normalde AA'dan BB'ye gidecek.
Aradaki mesafe için şöyle söyleyebiliriz. Ne kadar yol gidecekti normalde? Gitmek için yürüdüğü yol neydi? AA'dan BB'yi çıkartacaktım normalde. Bu aradaki fark olacaktı. Burada 10A artı A eksi 10B artı B geldi şöyle. Burası 11A eksi 11B. Yani hatta 11 parantezine alırsak bizden istediği ifade bu. Şimdi bu kadar gittiğinde de 64 birim uzatmış. Şimdi normalde ne gidecek? Mesela bu yolu gitti, bu yolu da gidecek. Aslında bununla bunun toplamı direkt AB'yi vereceği için AB'den aynı şekilde bu taraf için de düşünürsek 2 tane AB. Buradaki kısa yolları gidecek ama bu kısa yolları zaten gideceği için burada ekstra olarak uzatmış olmuyor. Yani bunları zaten burada gidecekti. Burada gitmiş oldu. Bir şey değişmedi. Yani uzattığı yol sadece o zaman AB'nin 2 katı. Çünkü iki tarafta da AB var. 2AB o zaman 64 birime eşit. Sadeleştirirsem AB 2 basamak sayıydı. 32 olarak geldi. Yani A sayısı 3, B sayısı da 2. Yerine yazarsam 3-2'den 1 geldi. 1 çarpı 11'den de 11 birim oldu. Sonuncu sorumuza gelelim. Bize A virgül B, B virgül C şeklinde burada birer ondalık sayı olmak üzere demiş. Emir alime şöyle söylüyor. A virgül B ve B virgül C sayılarını topladığında bir tam sayı elde ediyorum. Bu sayıları topladığında da bir tam sayı elde ediyorum demiş. O halde sadece bu bilgileri kullanarak öyle bir bağıntı söyle ki demiş kesinlikle doğru olsun. Buna göre alim aşağıdaki bağıntıların hangisini söylerse bu şarta uygun olur. Şimdi bu ikisini topladığı zaman bir tam sayı geliyorsa o zaman 0,B ile 0,C dediğimiz zaman zaten A ve B tam sayılar. B ile C ondalıklı kısmı topladığı zaman da bir tam sayı olacakmış. Aynı şekilde AC yani 0,AC ile 0,CB'yi topladığı zaman da yine bir tam sayı olacak. Şimdi bunların bir tam sayı olabilmesi için mesela buradaki değerimizde B ile C'nin toplamı mesela burada ondalıklı kısmını verecekse bir tam sayı olacak. Yani 1'e eşit diyebilirim burada. B ile C'nin toplamı 1 şeklinde gelecek. Hatta ondalıklı olması için burasının 10 olması lazım. Aynı şekilde AC ile BC'yi topladığım, AC ile CB'yi topladığımız zaman da 100 olmalı ki buraya bir tam olarak geçmiş olsun. Şimdi şöyle düşünsek burada mesela 10C var, 1C var. 10C artı 1C artı burada 10A var. Artı 1B var. Burası toplamı 100. B ile C'nin toplamı da 10. O zaman buradaki B ile C'nin toplamı direkt 10 yazdığım zaman geriye neler kaldı? 10C artı 10A artı B ile C'nin toplamına 10 dedim. Eşittir 100. Karşı tarafa aldım. 10C artı 10A eşittir 90. 10 parantezine alırsak da burası 10A demiştik. 10 parantezine alırsak da C artı A değeri 90. Sadeleştirdiğimiz zaman da C artı A değeri 9'a eşit oldu. Yani cevabımız buradan A şıkkı geldi. Evet, böylece ÖSYM tadında 1'i de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.